Hafta sonu benim yayınım yok. Pazartesine kadar görüşemezsek, haftaya da görüşemezsek zira. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Frankfurt'a gidelim. Niye? Çünkü İngiltere'de tespit edilen koronavirüsün daha hızlı yayılan bir türü var. Bu türe nerede rastlanıldı? Almanya'da rastlandı. Bu tür yeni bir tür, mutasyona uğramış bir tür. Koray Güçlü Frankfurt'ta bilgisayar mühendisi kendisi. İlk kez 20 Aralık'ta da tespit edildi. Ayrıntıları Koray Güçlü'den alacağız. Nedir ne değildir gerçekten merak ediyoruz. Bu Almanya'da bilinen ilk vaka herhalde Koray Güçlü. Ne dersiniz efendim, hoş geldiniz. Gün ortası nasıl tespit edildi? Tek vakayla mı sınırlı? Yetkililerden açıklama geliyor mu? Hem gözlemleriniz hem onun dışında sizdeki bilgiler neler, bizimle paylaşırsanız seviniriz. Hoş bulduk. Evet, İngiltere'den gelen bir kişinin Frankfurt üstünden Baden-Württemberg eyaletine geçtiği söylenmekti. Yapılan test, PCR testi sonucu tabii bu mutasyon türünün, mutasyona uğramış korona türünün Almanya'ya geçtiği söylenmekte. Bu türe karşı tabii bu türde bir söylediğiniz gibi daha hızlı yayılmakta, daha tehlikeli olduğu söylenmekte. Bunun dışında yapılan bir tabii Profesör Uğur Şahin'in, BioNTech firması kurucusu Profesör Uğur Şahin'in yaptığı bir konuşmada daha bilimsel çalışmalara başlanmadığını, fakat yeni türdeki örnekler alındığında muhtemelen bilimsel olarak aşılarının yeni türe de karşı etkili olacağını söylemekte. Tabii bu yeni tür kuşku uyandırıyor. Çevre ülkelerden gelenler oluyor. Örneğin alışveriş için çevre ülkelere gidip alışveriş yapıp gelenler oluyor. Bunların da getirme olasılığı var. Daha çok hızlı yayılma olasılığı düşünülmekte. Bunun dışında İngiltere'ye sınırlar kapatıldı. Farklı şekillerde bu tür önlemler alınıyor. İngiltere'ye sınırlar kapatıldı. Mesela Almanya, onun dışında böyle bir bu Christmas dönemi, yani yeni yıl dönemi için böyle bir sınırları tamamen kapatmayı düşünüyor mu? Başka ülkelerle de herhangi böyle bir şey var mı? Çünkü mutasyon önemli. Görülmesi biraz daha böyle bir tedbirleri arttırabilir mi? Bu uluslararası o ulaşım noktasında farklı ülkeler açısından da bir gündeme gelir mi? Onun dışında yeni yıl orada nasıl geçecek? Nasıl tedbirler alındı? O kapanma, ne şekilde bir kapanma, biraz bahsedebilirseniz sevinirim. Tabii şimdi Noel öncesi vefat sayısı çok yüksek seviyelere çıktı. 4300 seviyelerine çıktı. Yoğun bakım yatak sayısı 117'si boş. 23700 yoğun bakım yatak kapasitesinden %17'si boş. Hı hı. Bu tabii sadece yatak kapasitesiyle değil, buna ek olarak kalifiye eleman sayısı az. Yatak olsa da ona yetişecek kalifiye eleman sayısı az. Bundan şikayet ediyor doktorlar. Bundan dolayı tabii yeni virüsün de çıkması ve hızlı yayılması farklı kuşkuları düşündürüyor. İnsanlarda farklı kuşkular oluyor. Noel sırasında tabii bildiğiniz gibi sıkı önlemler aldılar. Sıkı önlemler kapsamında iş yerleri de kapatıldı. Çünkü herkes Noel sırasında alışverişe gidiyor, hediye alıyor ya da ailesiyle buluşmaya gidiyordu. Bunları tabii Noel'de daha da çok artmasını önlemek için bu tür önlemler alındı Noel sırasında. Bunun dışında Noel sırasında yeni yılda örneğin havai fişekler atılırdı. Her tarafta havai fişek gösterileri olurdu. İnsanların kendi yaptığı gösteriler. Bunlara da yasaklar getirildi. Çünkü insanlar bunun için dışarı çıkıyordu kontrolsüz, birbirleriyle temasları olduğu için. Bir de Allah aşkına neyin kutlaması yapılıyor ki, yani değil mi? Bir taraftan bakıldığında ülkede her gün 300-400 insanın öldüğü bir süreçten 300-400 insan ölüyor. 300-400 insanın ailesi var, eşi var, dostu var, kardeşi var, çocukları var. Ailelere gerçekten ateş düşüyor. Neyin kutlaması gerçekten? O yüzden havai fişek meselesi şaka gibi. Yani hiç gündeme bile gelmemeli gerçekten. Doğru. Evet, buyurun. Doğru. Onun dışında Noel pazarları oluyor. Tabii bizdeki bayramlar gibi herkes Noel sırasında dışarı çıkıp alışveriş yapıyor. Noel pazarlarına da kısıtlama getirilmişti. Onlar da kapalıydı.
Bunun dışında anlayacaklarımız bu kadar. En azından bu mutasyon meselesi içinde tek vakayla mı sınırlı değil mi onun cevabını aldık. Yetkililerin de açıklamaları. Ek olarak söyleyebileceğim, tabii BioNTech firması, Almanya BioNTech firmasıyla anlaştı. 68 milyon aşı ısmarladı. Tamam. Diğer şirketlerle birlikte 136 milyon doz aşı ısmarladı Almanya. Tabii Uğur Şahin Türk kökenli, Türk asıllı biri olduğu için bu da bir gurur verici bizim için. Filmlerde gördüğümüz tabii hep başka ülkeler dünyayı kurtarıyor. Şimdi de bir Türk dünyayı kurtarıyor diyebiliriz aslında. Peki, çok teşekkürler. Koray Güçlü, Frankfurt. Başka aktaracağınız yoksa Frankfurt'tan da aldık haberleri. Selamlar diyelim oraya ve Sabiha Gökçen hava.